Evet efendim. Bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ekran başındaki milyonlara. Stüdyomuzdaki misafirlerimize. Türkiye'miz 81 iline. Kastamonumuzun 19 ilçesine. Ve merkezine buradan kucaklar dolu ses selam olsun. Selam olsun, sevgiler olsun. Ne diyoruz? Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin o güzel, muhteşem sözüyle açıyoruz. Gelişiniz güle güle. Gidişiniz güle güle. Her işiniz güle güle olsun efendim. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şimdi Birsen'cim, gerçekten özlüyoruz. Aynen öyle. Sizleri özlüyoruz. Milyonları özlüyoruz. Kastamonumuzu özlüyoruz. Bizi biliyorsunuz bizim. Başta ne yapıyoruz? Bütün Türkiye, Kastamonu'nun 19 ilçesini ve merkezinde çekilen klibimizi sayın yönetmenimizden istirham ediyoruz ve onu izliyoruz. Ondan Mavi sonra programımıza dop dolu bir güzel bir programla yine sizlerle beraber olacağız efendim. Evet. Klibimiz sizlerle. Daldım kara denize, sürüklendim cideye. Daldım kara denize, sürüklendim cideye. Söyleyin sevdiğime, liman olsun bir kere. Söyleyin sevdiğime, liman olsun bir kere. Yurda uğradım, dermanımı aradım. Doğan yurda uğradım, dermanımı aradım. Sürüklendim kıyıya, dermanım bulamadım. Sürüklendim kıyıya, dermanım bulamadım. Gemi durmaz gidiyor İnebolu yönüne. Gemi durmaz gidiyor İnebolu yönüne. Sevdiğimin yüzünden buralar zehir bize. Sevdiğimin yüzünden buralar zehir bize. Abana'dan Bozkurt'a küre çıktı karşıma. Abana'dan Bozkurt'a küre çıktı karşıma. Sevdiğimi sorarım Şempazaraz Dalaya. Sevdiğimi sorarım Şempazaraz Dalaya. Pınar başı sevdiler,
Portakal, zeytin, han önü. Gülemedim bir türlü. Çatal, zeytin, han önü. Gülemedim bir türlü. Delindi yollar bağına, kalbime ateş düştü. Delindi yollar bağına, gönlüme ateş düştü. Alı yollar taşlı, devrekhane yamaçlı. Alı yollar taşlı, devrekhane yamaçlı. Yaşım geçmiş olsa da bu kalp sana sevdalı. Yaşım geçmiş olsa da bu kalp sana sevdalı. Dada ile Araş'ta, İhsan Gazi yanında. Dada ile Araş'ta, İhsan Gazi yanında. Sevdiğimi sorarım, yedi kater olsa da. Sevdiğimi sorarım, yedi kater olsa da. Tosya dağından aştım, taş köprüye yaklaştım. Tosya dağından aştım, taş köprüye yaklaştım. Deli desinler bana, memleketi dolaştım. Deli desinler bana, memleketi dolaştım. Kastamonu vatanımdır, yurdumun her köşesi. Yükselen bayrağındadır damarımdaki kan rengi. Sormayın ecdadımı, soyum bellidir benim. Halime Çavuş ile Şerife Bacı önderim. Halime Çavuş ile Şerife Bacı önderim. Başkanım, yüreğinize sağlık. Yani sayenizde 19 ilçemizi gezdik. Ya ben Kastamonu Pınarbaşılıyım ama gerçekten Pınarbaşı'ndan Kastamonu'ndan başka bir yere gitmemiştim. Bütün ilçelerinizi gezmiş oldum sayenizde. Bir sencim bir şey söyleyebilir miyim? İnanın bu klibde oynayan tüm Kastamonu sanatçılara ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum gerçekten. Bütün Kastamonu, bütün Türkiye'min, bütün dünyadaki sanatçılara teşekkür ediyorum. Biz elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalıştık. Ama çok güzel. Dostlarla birlikte. Bu yüzden bunu da bizim Kastamonu kültür şehrimizin şehri olduğu için de bunu tanıtım filmi gibi, artık tanıtım klibi gibi, slide gibi izliyorlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun, çok var olun. İkinci klip inşallah. İkinci klip de gelecek. Sürpriz değil. Üçüncü klip de gelecek. İnşallah devamı daha gelecek. Çok güzel projelerimiz olacak. Her şey memleketimiz için. Aynen. Her şey Kastamonu'muz için. Lakin bizim gerçekten bu akşam birbirinden değerli konuklarımız var. Evet. Bu arada stüdyomuz devamlı doluyor Birsen'cim. Gelenlere tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evet, diyoruz. Evet, hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Sağ olun, var olun. Avrupa'ya Avrupa'ya buradan selam göndersene. Hep bize diyorlar ki... Geçen hafta bizimlelerdi zaten. Değil mi? Evet. Ne kadar güzeldi. Abileriniz, kardeşleriniz hep birlikte. Bütün Avrupa'ya buradan... Selamlar, selam sevgiler olsun, olsun inşallah. Şimdi bu akşam
Biliyorsunuz Tosya bizim için çok değerli. Aynen. Tosya belki Türkiye için de çok gerekli. Dünya için de çok gerekli. Aynen öyle. Yani belki de Avrupa Birliği'ne Türkiye'den önce girdi. Olabilir. Çünkü pirinci biliyorsunuz 10 numara. Pirinç deyince Tosya. O yüzden Tosya kesinlikle. Bizim de bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Aynen öyle. Evet. Konuğumuzu anons edelim o zaman. Anons edelim. Bence de. Tosya. Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Tekin Efendim bizlerle. Evet. Başkanım. Şeref verdim başkanım. Şeref. Çiçekleri hanımefendiye veriyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Tosyalılar çok adına güzel olmuş. Tosyalılar adına bu çiçekleri veriyoruz. Belli başkanım. Ediyoruz. Ayakta bir kelam, birkaç kelam edelim. Oturacağız. Sürprizlerimiz var. Öncelikle ne güzel ettiniz. Çok mutlu ettiniz bizi. Böyle bizi gelip burada onurlandınız. Çevrenizi, dostlarınızı aldınız, geldiniz. Çok sağ olun, var olun. Yılmaz Bey, bu onur bize ait. Biz onurlandık. Sizlerin davetine buraya icap ettik. Öncelikle ekranlar başlarında bizleri izleyen tüm seyircilerimize ve stüdyolarımızda olan tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. İyi seyirler diliyorum. Sağ ol başkanım. Teşekkür ederiz. Başkanım, sizi şöyle alalım. Değerli başkanım, bizim şimdi biliyorsunuz Kastamonu için çok değerli. Bizler için çok değerli. Aynen öyle. Benim için o kadar değerli ki ona ayak uydurdum. Yani şöyle göstereyim. Üzerimdeki fistanım kendisine ait. Sadece şu annemin. Bu annemin. Bir sence bir şey soracağım. İsmini söylemiyorum. Bir şey soracağım. Şimdi birazdan. Ablama da söyleyeceğim de. Bu bizim ilçenin hangi yöresi? Pınarbaşı. Vay Pınarbaşı. Pınarbaşı olunca böyle. Bu kız tekkesi oluyor efendim. Ama bizim Şenpazar'a benziyor yalnız. Şenpazar'da da takıyorlar. Böyle biraz daha pul takıyorlar değil mi? Bir de bizim ayrıca kuşağımız da var. Evet. Ben sadece kuşak takmadım. O zaman anons edelim. Anons bence, edelim. Değil mi? Siz onu ekranlardan zaten tanıyorsunuz. Bütün evlerinize konuk oldu. Bütün pikniklerinizde sizlerle birlikteydi. Hanım hanım duruşuyla. O güzel sahnesiyle, fistanlı fistanlı oynamalarıyla. Evet. Azdavaylı Safiye sizinle. Alkışlarla Azdavaylı. Köyüme yam saldım şerel, kime
küfreyen elleriniz dert görmesin. Birisi annem. Diğer ikisi de halam. Bu? Ay ne güzel. Ya. Değerli dostlar, gel abla şöyle. Bu bize gerçekten bana yeni sürpriz oldu. Yani böyle ekip kurmuşlar, geldiler buraya. Azdava ile Safiye'ye milyonlarca defa teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel, yöremizden böyle güzel insanların, güzel sanatçıların, güzel kalite insanların çıktığını gördükçe gerçekten onur duyuyorum. O bizim için gerçekten yıllardan beri bir değer ama hala yaş 35. Aynen. Doğru mudur efendim? Teşekkür alkışlar ediyorum. Alkışlar Safiye Hanım için. Teşekkür ediyorum. Şöyle alalım size. Sizlere de alkışlarınız için teşekkür ediyorum. Sizlere de bana eşlik ettiğiniz için ablacığım, teşekkür ediyorum. Ablacığım sağ olun. Şöyle alalım size ablam. Siz de hoş geldiniz efendim. Şöyle alalım hocam. Birsenciğim. Şimdi gerçekten... Oy. Hani derler ya bizim Kastamonu'dan böyle çok güzel yürekler. Evet. Çok güzel edebiyatlı insanlar. Doğru. Çok işte ne bileyim elit, presentable insanlar. Gerçekten vakıftır ve muhakkak çok önemlidir. Doğrudur. Ve benim abim gerçekten dostum. Çok değerli. Kastamonu için değerli. Yani ili ilçesi önemli değil. Ama bizim Kastamonu'nun bizim gururumuz. Hı hı. Çok değerli hocamız. Gerçekten aynen müthiş bir insan. Evet efendim. Mithat Çelik sizin alkışlarınızla evet sahneye davet ediyoruz. Sevgili hocam. Hoş geldiniz hocam. Şerefler verdiniz. Ne güzel ettiniz geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Şöyle biz size bir mikrofon verelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. İnşallah güzel bir program olacak. Teşekkür ederiz hocam. Sen böyle biraz kıyabın. Başka. Hocam sizi şöyle alalım hocam. Evet. Teşekkür ederiz. Yo şöyle alalım hocam. Evet. Öncelikle hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkürler. Hocam, Safiye ablam ve değerli Ali abim. Şimdi bizim bir özelliğimiz var. Biz gerçekten program yaparken ailede bir program yapıyoruz. Sadece bizi milyonlar izliyor. Yani bunun da bizi izlemesinde bir sakınca yok. Biz burada gerçekleri söylüyoruz. Gerçek program yapıyoruz ama değerli izleyiciler, değerli dostlar. Bu canlı yayınlarda küçük hatalar olabilir. Bu hatalar olduğu sürece tabii biz sadece biz değil bu genellikle canlı yayınlandı olur. Şimdiden özür diliyoruz. Sizlerden hepinizden özür diliyoruz. Stüdyodan özür diliyoruz. O yüzden güzel bir program olacak. Sevgili Ali abicim. Şimdi Tosya dediğimiz zaman Kastamonu'da çok önemli. Sanayisiyle, duruşuyla, pirinciyle bütün güzelliklerini bir de bize birazcık böyle Kastamonu'dan, Tosya'dan böyle bir gelir misin İstanbul'a kadar böyle? Değerli evet başkanım. Evet Sayın Hocam, Tosya Dernekler Federasyonu, Türkiye'de ilk kurulan ilçe federasyonu. O zaman bir alkış yapalım abi. Evet. Tosyalılar birçok şeye öncülük etmişlerdir ve ilkleri yapmışlardır. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Kastamonu'nun en büyük ilçesi Tosya'dır. Tosya tarih boyunca, tarihi İpek yolu üzerinde kurulmuş. Şu an 41.800 civarında en son yapılan şeylerde nüfusa sahip. Çok güzel bir ilçedir. Biz bütün konuklarımızı Tosya'ya davet ediyoruz. Biz de memleketimizle İstanbul'da yaşayan hemşerilerimiz arasında köprü vazifesini üstlendik. Elimizden geldiği ölçülerde güzel şeyler yapmaya gayret ediyoruz. 18 Mart'ta Afrin'deki Mehmetçiğimize göndermek üzere, Afrin'e gönderilmek üzere Tosyalılar kanlarıyla tarih yazdı diye başlıklar atıldı. Mutlaka okumuşsunuzdur, evet, görmüşsünüzdür. Türkiye'de ilk defa Kızılay'a ciddi bir kan bağışında bulunduk. Yalnız bunun bir özelliği var, referanslı kan verdik. Önceden kan vereceklerin isimlerini belirledik. 18 Mart'ta bir tarafta Kur'an-ı Kerim okunurken, bir taraftan ezan ve selalar okunurken bir öbür tarafta yan tarafında da Tosyalı hemşerilerimiz Kızılay'a kan bağışında bulunarak kanlarımızı Mehmetçiğe ve Afrin'e gönderdik. Dolayısıyla Tosya her konuda öncülük yapmıştır. Kastamonu'nun en güzel ilçesidir. Şimdi Kastamonu'nun en güzel ilçesi hepsi güzel başkanım. Kesinlikle. Yalnız ben buradan Birsenciğim
bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Biz klibi çekerken 19 ilçeye gittiğimizde inanın belediye başkanlarımızı arıyoruz tabii. Belediye başkanlarımızı istişare ediyoruz. Yalnız Tosya Belediye Başkanım, evet, Kazım Şahin'e buradan kucak dolusu selamlar gerçekten sunuyoruz. Gerçekten kucak dolusu selamları hak ediyor. Insan. O arabamıza bindi, bizimle dolaştı. Orada bizi çok güzel ağırladı. Ama öyle böyle ağırlamak yani, değil gerçekten. İnanın ondan sonra bütün oradaki bizlere, bütün buradaki program, oradaki arkadaşlarımızın hepsine pirinçler verdi. Orada evet, bizi getirdi ikramlarda. Bir gün inşallah kesinlikle Kazım abiyi programa davet edeceğiz. İstanbul'a geldiğinde onu alacağız. İnşallah. O yüzden gerçekten Kastamonu sadece de Tosya değil. Bütün ilçeleri güzel. Kesinlikle. Ama sizler kesinlikle çok güzel insanlarsınız. Biz Kastamonu'ya bir bütün bakıyoruz başkanım. Kesinlikle. Biz de öyle bakıyoruz zaten. Kastamonu 19 ilçesiyle bir bütün. Yani hepimiz biriz. Birlik beraberlik içerisindeyiz. Başkanım, İstanbul'da da biz bunu vurguluyoruz. Evet. Evet. Kastamonu'da da bunu vurguluyoruz. Hepimiz bir bütünüz. Hepimiz bir ağacın dallarıyız. Hepimiz bir meyveyiz. Ali abicim teşekkür ediyorum. Ben sana daha çok söz gelecek. Evet. Birsenciğim bizim gerçekten ben... Hani efendim diyorlar ya edep. Hani edep gerçekten çok önemli. Yani bir konuya vakıf olmak... Yani bir konuyu çok iyi analiz etmek, bir konuyu iyi işlemek, sanat gibi. Böyle insanlar onu dinlerken inanın tapıyorlar. Ve o hocam, sevgili hocam şu anda bizim yanımızda. Mithat hocam, lütfen sizden böyle 3-5 dakika böyle güzel bir kelamlar istiyoruz. Tabii. Önümüzde biliyorsunuz bir kandilimiz var. Evet. O yüzden de bu konularla alakalı birkaç kelam etmeni istiyorum sayın hocam. Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Mavi Karadeniz TV'ye ve sizlere Yılmaz Cesur olarak bizi programınıza davet ettiniz. Şerefle dedik, gurur duyduk, mutlu olduk. Bizi dinleyen dünyanın dört bir tarafında, şu anda İsveç'te de dinleniyoruz, takip ediliyoruz. Norveç'te dostlarımızı aradım, ben oralarda görev yapmıştım. Türkiye'nin dört bir tarafına haber saldık. Zaten dediler ki hocam biz Mavi Karadeniz'i izliyoruz. Dedim o zaman isabet oldu. Evet, şimdi günümüzde en önemli özelliklerden birisi iyilik. Eğer biz iyi olmayı, iyi kalmayı başarırsak iyi bir dünya var ederiz. Şimdi derler ya, iyi insanı tarif ederken karıncayı bile incitmez. Böyle olabilmek. Bizim ecdadımız öyleydi. Bakın, Kanuni Sultan Süleyman. Ne kadar önemli bir hassas mesele. Sarayın bahçesinde ağaçlara karıncalar çıkıyor, meyve ağaçlarını kurutacak. Ama ben bunları ilaçlayayım, öldüreyim demeden önce Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye yazıyor. Diyor ki, drahta ger ziyan etse karınca, var mıdır günahı karıncayı kırınca? Yani ağaçlara karıncalar dadandı, ben bunları öldürürsem bir günahı var mıdır diye fetva istiyor. Gelen cevap şu: yarın Hakk'ın divanında Süleyman'dan hakkını alır karınca diyor. Yani ey Kanuni, o karıncalara da zarar veremezsin yarın kıyamet gününde. Şimdi iyilik dedik, iyilik. Evet kıymetli dostlar, eğer bizler şu yaşadığımız dünya üzerinde yaşadığımız ömrü iyiliklerle, faziletlerle, güzel ahlakla, edeple, iffetle ve terbiyeyle tamamlarsak mükemmel. Gök kubbede hoş bir sada bırakarak ayrılırız. Ne mutlu. Demek ki vefatımızla arkamızdan faziletlerle, az önce ne dedi başkanım? Biz Tosya olarak Afrin'deki Mehmetçiklerimize bu alkışlanır, tebrik edilir. Budur işte. Bu millete, aziz Türk milletine yakışan budur. Bu bir iyilik midir? İyiliktir başkanım. Değil mi? Evet, ne diyoruz? Onun için dünya hayatında işte bu gibi iyilikler.
iyiliğin adı yok. Selam verirsin iyiliktir. Güler yüz gösterirsin iyiliktir. Bir bardak çay ikram edersin iyiliktir, iyiliktir. Ama Rabbimiz şunu istemiyor. Bakın, uzatmak istemiyorum konuyu. Tekrar yine devam ederiz. Tabii ama estaizu billah. Kavlun ma'rufun ve mağfiratun hayrun min sadakatin yetba'uha eza. Ne diyor burada? Ey kulum, arkasından eza ve cefa gelecek bir sadakadan daha iyidir güzel bir söz. Anlaşıldı mı? Eğer diyor bir sadaka arkasından eza ve cefa gelecekse, başa kakılacaksa, kulum ona gerek yok. Kavlün ma'rufun, güzel bir söz, ma'rufun bağışlama. İnsanın insanı bağışlaması, eşin eşi bağışlaması, evladın anne baba, baba anne evladı, bütün insanlar birbirlerini bağışlarsa, iyi davranırlarsa, şu dünyada kötülük adına hiçbir şey olmaz sevgili başkanım. Evet. Değerli başkanım, bir şarkı arası. Devam edeceğiz hocam. Tabii. Devam edeceğiz. Bir şarkı dinleyelim. Tabii bir ki. Sen, bir senemizden bir şarkı dinleyelim bakayım. Evet, canlı canlı. Yöresel kıyafet de giymiş hocam. Yöresel kıyafeti vallahi evet. Güzel olmuş. Safiye ablama uydurdum. Evet. Hatta birazdan annemin şeyini giyeceğim. Bizim bölgenin kıyafetleri yakışmış. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Çok güzel. Erik dalı yapalım o zaman. Hareketli bir şeyler yapalım bakalım. Evet, hareketli yap. Canlı canlı olsun. Canlı canlı hareketli olsun. Hocam çayınızı. Bizleri izleyen tüm sevenlerimize. Thank you.
Vallahi bunlar... beni kırmayıp geldiler. Vallahi bak. Olsun. Evet, büyük bir alkış istiyoruz bu dostlara. Evet. Gülizar alam, Şaziye alam ve annem. Ekip yani. Tam ekip, tamam başkan. Evet. İki tane daha var. Onlar Zonguldak'ta. Tamam. Onlar da geldiğinde onları da getirelim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Safiye ablam, başkanlarım, hocam. Bir de Safiye ablanın dinleyelim mi bir şarkıda? İyi olur. Hadi bakayım. Evet, Safiye ablanın şarkısı gelsin canım benim. Biraz sohbet, biraz müzik. Evet. Teşekkür ediyorum alkışlarınız için. Bu ne güzellik ya, bu ne güzellik. Siz de aynı. Ne güzellik bu. Siz de büyük güzel. Bir alkış istiyorum, evet. Ne güzellik bu. Siz de öyle, siz de öyle. Siz de güzelsiniz. Evet ablacığım, alayım seni şöyle yerinize bakayım. Evet değerli başkanım. Şimdi bir şarkı, iki şarkı, ondan sonra sözler. Sözler iki dakika, üç dakika, ondan sonra tekrar şarkı. Bak ben de okuyacağım şimdi. Eyvallah. Tamam, o yüzden
Birkaç kelam daha edelim. Birkaç dakikanız böyle size dakika tutalım. Evet, mikrofon önünüzde. Evet hocam. Tosya Kaymakamımız Sayın Deniz Pişkin Bey'in. Yine Tosya Belediye Başkanımız Sayın Kazım Şahin Bey'in. Sizlere selamları var. İstanbul'daki dernek başkanlarımın ve yönetim kurulu arkadaşlarımın da sizlere çok çok selamları ne var. Güzel, ne güzel ki selamlar getirmişsin başkanım ya. Ne yani güzel selamlar herkes getirmiş. Gelmek istiyor. Ancak bugün İstanbul biliyorsunuz trafik çok yoğun. Dolayısıyla birçok arkadaşlarımız çok işte gelemediler, selamlarını gönderdiler. Sayın Belediye Başkanım da inşallah birazdan canlı yayına bağlanmak istiyor. Canlı yayına o zaman alkış istiyoruz. Kazım abiye büyük bir alkış, evet. Büyük bir alkış, evet. Biz hiçbir siyasi ayrımcılık yapmamız. Hiçbir siyaset ayırmıyoruz. Sadece o malum diğer hain parti, onu parti olarak da görmüyoruz. Onları saf dışı bırakıp tüm insanlar bir bütün içerisinde hareket etme olgusunu yerleştirdik. O şekilde hareket ediyoruz. AK Partili, Gök Partili, A Partili, C Partili hiçbir şey yok. Hepimiz bir bütün, hepimiz Kastamonu'yuz ve Kastamonu Partili. Ne kadar güzel. Vallahi. Siyaset yapmıyoruz, siyaset işimiz yok. Birlikte hareket etme olgusunu yerleştirdik çok şükür. Bütün organizasyonlarımızı, programlarımızı yine bu vesileyle pazar günü güzel bir organizasyonumuz var. Tosya'dan kaymakamımız, belediye başkanımız, Tosya'nın tüm siyasi partilerinin ilçe başkanları, Tosya oda başkanlarımız, Tosya'mızın köy ve mahalle muhtarları İstanbul'a bizleri ziyarete gelecekler. 100-150 kişilik bir ekip. Biz de onlar burada bir boğaz gezisi tur yapıp onlara ne kadar güzel, ne kadar güzel. Misafirlerimizle. Yani birlik beraberlik içerisinde yürüyoruz. Ben bu vesileyle ülkemizdeki herkesi birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Her şeyden çok şu anda birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bütün insanlarımızı birlik beraberliğe davet ediyorum hocam. Değerli başkanım ne kadar güzel konuşuyorsunuz sağ ya. Sağ olun, Allah razı olsun. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Çok sağ olun hocam. Evet. Evet, alkışlayalım, evet. Sevgili hocam, sen de birkaç kelam edelim. Böyle boş kaldığımız sürede lütfen hocam. Tabii ki. O derin bilginizden biz yararlanalım hocam. Şimdi o dedi ya birlik beraberlik. Birlik beraberliğin var olabilmesinin altında iyilik yatıyor. Diyor ya, unutma ki her zevki sefa bir anlıktır. Ve her canlıya ölüm vardır. İnsan ölür ama ölmeyen insanlıktır. Mesele bu. Ölmeyen insanlıktır. Şimdi biz bu dünyada az önce de dediğimiz gibi iyilik, iyilik, iyilik. O iyiliği sağladığımızda birlik ve beraberlik. Rabbimiz de bunu istiyor işte. Estaizu billah ve itesimu bihablillah. Ey kullarım, tefrikaya düşmeyin. Birlik ve beraberlik içerisinde olursanız hiçbir güç kuvvet sizi yıkamaz diyor. Onun için kıymetli dostlar, herkes ölüp gidiyor. Bir sen mi kalacaksın diyor. Ha iki gün fazla, ha iki gün az yaşayacaksın. Ateş de kül, toprak da gül olacaksın. Mühim olan yaşarken insan olacaksın. Allah her birerlerimize iyi insan olmayı nasip etsin diyelim. Amin. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben bir türkü söyleyeyim mi? Başkanım şimdi hayır. Evet bu kadar güzel sözün üstüne. Evet. Bir türkü de ben söyleyeyim. İçimden geldi hocam ya. Bu evet, güzel bir sözlerin üzerine. Vallahi bu ne güzel konuşmak. Ne...
Ağzınıza, yüreğinize sağlık başkanım. Evet. Sevgili başkanım. Şimdi her şeyi güzel anlattık. Doğru, her şey güzel. Lakin bizim şimdi bu Kastamonu sanatçılarla, Kastamonu Sanat Derneği ile bu programı nasıl bulunuyorsunuz değerli başkanım? Hocam bir memleket sanatıyla anlatılır. Sanatıyla ön plana çıkar. Kültür elçileriyle beraber değil mi başkanım? Kesinlikle. Başkan? Biz sizlere sanatçının ötesinde sizler bizlerin hocalarısınız. Biz hocamız olarak. Allah razı olsun. Estağfurullah hocam. Sizler hem gönlümüzde hem yüreğimizde hem de memleketimizi tüm dünyaya tanıtan ve emek harcayan emekçilersiniz. Biz sizlere gönülden teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Sevgili başkanım. Manda yuva yapmış süt dalına, aman aman. Yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Amanını yandım, amanın amanın amanını yandım. Tiridine 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 bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Tiridine tiridine. Amanın amanın amanını yandım. Tiridine 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 bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Tiridine 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 bandım. Müzik
çifte giderken aman aman. Öküzüm torbadan düştü gördün mü? Amanın yandım, amanın 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 yandım. Tiridine 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 bandım. Bedavamı sandım, para verdim aldım. Tiridine tiridine amanın 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 yandım. Tiridine 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 bandım. Bedavamı sandım, para verdim aldım. Tiridine 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 bandım. Selvi'ye benzettim yarın boyunu. Amanını yandım, amanın amanın amanını yandım. Tiridine 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 bandım. Bedavamı sandım, para verdim aldım. Tiridine tiridine amanın amanın amanını yandım. Tiridine 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 bandım. Bedavamı sandım, para verdim aldım. Tiridine 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 bandım. Bedavamı sandım, para verdim aldım. Tiridine tiridine amanın 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 yandım. Tiridine 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 bandım. Bedavamı sandım, para verdim aldım. Tiridine 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 bandım. İşte bu. İşte bu. Teşekkür ederim ablacığım. Kurban olurum ben size. Sağ olun, var olun. Ben buyur de abla. Size kurban olurum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Oy. Evet. Sevgili hocam, birkaç kelam da lütfen hocam. Evet. Can hocam. Şimdi sizi, bana mesajlar gelmiş inanın. O kadar güzel sözler yazmışlar ki sizin için. Çok teşekkür anlatamam. Ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnanın ne diyorlar biliyor musunuz? Hele bir mesaj beni böyle duygulandırdı. Ne kadar güzel Kastamonu'ya gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Böyle bir hocamız olduğu için onu yürekten alkışlıyoruz diyorlar. Evet, ben de buradan Allah razı olsun. Dostlarımıza selam olsun diyorum. Evet. Evet, şimdi kıymetli başkanım, değerli dostlarımız. Hani deriz ya, üç günlük dünya. Evet, bunu biliyoruz. Üç günlük dünya. Aslında bir de şöyle bakalım. Bugün çarşamba, değil mi sayın başkanım? Evet hocam. Dün salı bitti. Yok bizim hayatımızda. Yarın perşembenin geleceği de bizim için belli değil. Şimdi üç gün diyoruz ya, salı, çarşamba, perşembe. Perşembe belli değil, salıyı yaşadık. Ne kaldı geriye? İçinde yaşadığımız gün. O zaman ömür içinde yaşadığımız günse, bunu da iyiliklerle, güzelliklerle, yani küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine sevmek ve sevilmek için çareler arayacağız. Bunu bulursak Allah razı olsun. Bunu yakaladın mı? Evet, biz güçlü bir milletiz. Yeter ki biz sevmek ve sevilmek için çareler. Bunu bu millet arıyor. İşte burada stüdyoda geldiğimden beri bakıyorum. Herkes birbirine sevgiyle, muhabbetle, şevkle. İyiliğin adı budur işte, budur. İyiliğin adı budur. Onun için ne diyoruz? Allah gülen yüzlerini soldurmasın. Hiç kimsenin. Amin, bakın. Amin. Gülmekten, sevmekten, amin, ve dua etmekten de asla vazgeçmiyoruz. Amin. Tamam. Gülmekten, sevmekten ve dua etmekten. Bu üçünü hayatımıza alırsak biz huzurlu insanız, biz mutlu insanız. Şunu yapmayalım. Kusur bulmak için bakarsan birine, elbette ki kusur bulursun.
Ama kusuru örtmeyi marifet edin kendine diyor, işte o zaman kusursuz olursun. Bu da iyiliktir. Biz kusurları örtmeyi marifet edinirsek o zaman kusursuzuz. Cenab-ı Allah her birerlerimizi, bizi dinleyen, ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesinde sesimizi duyan, şu yayını izleyen herkese iyilik, sağlık, afiyet, güzellikler versin. Allah bizleri, ruh dünyalarımızı sevgiyle, şefkatle ve merhametle doldurabilmeyi de nasip etsin. Değerli hocam, o kadar güzel sözler söylüyorsunuz Allah ki. Allah razı olsun. Şimdi telefonun bir öbür ucunda da sizin kadar çok güzel, gerçekten bizim için çok değerli. Evet. Kastamonu'nun gerçekten gülü, iftarı diyebileceğim Tosya Belediye Başkanımız. Ne güzel. Sayın sözü ona bırakalım biz. Kazım Şahin şu anda. Evet, tamam. Canlı yayında. Ama ne tesadüftür ki. Şimdi efendim, insanlar konserlere çıkarlar. Konserlerde işte 10 soliste çıkar. Ama protokole gelecek Sayın Bakanımız, Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız ya da oraya gelecek protokoldekiler, oraya geldiğinde hangi solist sahnedeyse o şanslı olur. Değil mi? Şimdi yani şu anda da siz konuşurken, gerçekten Sayın konuşurken Başkanımız, Sayın Belediye Başkanımız aradı bizi. Tabii ki. Ona buradan sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ve biz de görevinde başarılar diliyoruz, muvaffakiyetler diliyoruz. Allah yollarını açık etsin. Sözü başkanımıza bırakalım. Çok teşekkür ederim. Alo. Alo Yılmaz Bey, iyi akşamlar. Belediye Başkanım, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hem stüdyonuzda hem de ekranları başında bizi izleyen tüm seyircileri saygıyla selamlıyorum. Değerli başkanım, çok teşekkür ederiz. Evet, Kastamonu'da, Kastamonu'ya, Tosya'ya, sayın sizin makamınıza İstanbul, 1,5 milyon İstanbullu'dan alkışlar geliyor size başkanım. Sağ olun, çok, var olun. Çok i̇yi teşekkür ki, ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki ağabeysiniz, iyi ki babasınız, iyi ki dostsunuz. Gerçekten sizin, bizim için, Kastamonu için çok önemli şahsiyetsiniz. Sevgili başkanım, burada çok değerli, benim gerçekten ağabeyim gibi sevdiğim, gerçekten Ali Tekin başkanımı ben çok seviyorum. Yanımda yine bizim için gerçekten çok değerli Mithat hocam var. Sizle konuşmadan önce biraz önce dedim ki hocam dedim, siz konuşurken çok güzel biri dedim, güzel insan aradı dedim. O yüzden size buradan selamlar, alkışlar gönderiyoruz değerli başkanım. İyi ki varsınız, iyi ki bağlandınız. Değerli başkanım, seni dinliyoruz. 2018 kültür şehrimizde buram buram Anadolu'dan, sizin İstanbul'dan sesinizi bekliyoruz, güzelliklerinizi bekliyoruz değerli başkanım. Buyurun. Sayın Cesur, ben tekrar sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Ali Tekin Başkan, hocamız, değerli sanatçı kardeşlerimiz de bizim için çok değerli ve önemli şahsiyetler. Memleketimize hizmet ediyorlar. Evliyalar Diyarı, Şehitler Beldesi, Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'dan sizleri selamlıyoruz. Ayrıca güzel Kastamonu'muzun Anadolu'ya, Avrupa'ya açılan kapısı ve bir gelin başı gibi karların süslediği Ilgaz'ımızın, Hacat'ımızın dibinden bu mevsimde bir çiçek deryasının İçinde olan Tosya'dan size selam, sevgi gönderiyoruz. Sayın Cesur, son yıllardaki gelişmelerle gerçekten Kastamonu'muz Ilgaz Dağı'nın arkasında uyanmış, biz bu zamana kadar uyuyan bir dev diyorduk ama artık uyanmış bir dev diyoruz. Sizler aracılığıyla bizi izleyen tüm hemşerilerimiz, tüm vatandaşlarımızı Kastamonu'muza bekliyoruz. Kastamonu kültürel dokusu, tarihi, geçmişi, inançları, kültür birikimleri, mimari yapısı, doğa güzellikleriyle gerçekten dünyanın birçok ülkesini gezdim ama başlı başına bir derya, bir birikim. Mutlaka görülmesi, gezilmesi, keşfedilmesi gereken bir yer Kastamonu'muz. Kastamonu'ya son yıllarda, son günlerde gelenler şaşırıp kalıyorlar. Biz böyle bir Kastamonu beklemiyorduk. Böyle bir Kastamonu tahmin etmiyorduk. Bu kadar güzel,
bu kadar tarihi ve kültürel dokusu zenginlikleri olan bir il tahmin etmiyorduk diyorlar. Gerçekten bir taraftan il belediye başkanımız, siyasilerimiz, ilçe belediye başkanlarımız topyekün bir seferberlik içinde Kastamonu'yu ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Bunda sizin gibi gurbetteki hemşerilerimizin çok büyük katkısı ve emeği var. Tanıtım önemli biliyorsunuz. Bu yıl Türkiye'mizde Eskişehir'den sonra ikinci olarak Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi Kastamonu'muz. Bunu hak ederek seçildi. Emeği geçenlere tebrik ediyorum. Başta Sayın Valimiz, İl Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz olmak üzere. Bu Kastamonu için inanılmaz bir tanıtım atağı yeniden keşfedilme olarak görüyoruz. Buna hem ekranlarınızdan hem sivil toplum örgütlerimiz aracılığıyla hem de Ankara'da, İstanbul'da, diğer illerde ve yurt dışında olan Kastamonulu kardeşlerimiz, hemşerilerimizin sahip çıkmasıyla Kastamonu inşallah turizmde de atağa kalkacak ve bu pastadan hak ettiği payı alacak diye düşünüyorum. Ben fazla zamanınızı almak istemiyorum. Sivil toplumculuk zordur. Ali Tekin Başkan'ın zorluklarını biliyorum. Ama o toprağın üstünde olduğu kadar altında da olan kısmı, bölümü var. Atom karınca diyoruz biz ona. İnşallah. Değerli başkanım. Efendim Cesur Bey. Çok kıymetli başkanım. Biz biliyorsunuz 19 ilçeyi gezdik. Kastamonu merkezde evet. Klip çektik. Bu Tosya'ya geldiğimizde gerçekten bize çok müthiş bir davranışla bizi çok güzel ağırladınız. Bizim Tosya pirincimizden bizleri her birimize ikram ettiniz. Sevgili başkanım, biz elimizden geldiği sürece Kastamonu Sanatçılar Derneği olarak elimizden geldiği kadar Kastamonu'muzu hem klibimizle hem de yöresel kıyafetlerimizle hem sanatçılarımızla birlik beraberlik adına gerçekten bayağı imza attığımıza inanıyoruz. Değerli başkanım, klibimizi ve bu televizyon programını nasıl buluyorsunuz? Bizim burada Kastamonu sanatçılar adına bir Sen Sömek'le bizim sunduğumuz bu programı nasıl görüyorsunuz değerli başkanım? Çok teşekkür ediyorum. Tabii büyük emekler verilmiş. Sizleri tebrik ediyorum. Yılmaz Bey, gerçekten bu yıllarda bütün hemşerilerim tatillerini mutlaka Kastamonu'da geçirmeli diye düşünüyorum. Hatta Kastamonu'ya gelirken eş, dost, akraba, yaran, komşularından birkaç misafiri de alıp beraberlerinde getirsinler istiyoruz. Biz Tosya boyutunda sizleri ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin neresinde olursa olsun iş bulamayan hemşerilerimiz Tosya'ya gelsinler. Tosya'ya davet ediyoruz. Eğitim, sağlık, istihdam, üretim sorununu çözmüş bir ilçe. Her ilçemizin ayrı güzellikleri, ayrı değerleri var. Ayrı birikimleri, ayrı hoşlukları var. Bütün ilçelerimizle beraber ilimize, özelde ilimize ama genelde de ülkemize saygı duyuyor. Sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum. Tüm hemşerilerime de Tosya'nın güzelliklerinden, hoşluklarından selam, saygı gönderiyorum. Kastamonu'muzun meşhur Hazreti Pir Şeyh Şaban'ın velisinden, Anadolu'nun dört evliyasından bir özdeyişle sizlere veda etmek istiyorum. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun. Başarılar diliyorum. Teşekkürler Sayın Başkanım. Bağlandığınız için sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Evet değerli başkanım. Şimdi başkanımdan sonra birkaç kelam edersin artık. Buyurun mikrofon. Başkanıma ben bağlandıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet, şeref verdiler gerçekten. Bizlere her zaman şeref veriyorlar. Pazar günde inşallah yanımızda olacak. Sizleri de şimdiden oraya davet ediyorum. İnşallah geleceğiz. İnşallah başkanım. Biz sivil toplum kuruluşları olarak topluma, insanlara faydalı ve yararlı olmak istiyoruz. Ve onlara yararlı işler yapmak üzere de projelerimizi genişletiyoruz ve yürüyoruz. Şu anda biz İstanbul'da yaklaşık söylüyorum bunu 2000 civarında Kastamonu'da hemşerimize iş imkanı sağladık. Bunu
dernek başkanlarımız ve federasyondaki yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlik beraberlik içerisinde yaptık. Ve bunları da yapmaya devam ediyoruz. Hastalarımıza, hastanelerde kana ihtiyaç olan arkadaşlarımıza kan, bunları hiç konuşmuyoruz zaten. Her türlü insan hayatına yararlı işlere imza atmak için çaba gösteriyoruz. Bununla beraber yine biliyorsunuz her sene İstanbul'da pilav festivali yapıyoruz. Bu seneki pilav festivalimizi tarih olarak öteledik. Zannediyorum Eylül ya da Ekim gibi yapacağız. Ve buradan da ilan etmek isterim. İstediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Programı sizin programınız. Tosya Pilav Festivalimizi bu sene Esenler 4 Yol Meydanı'nda 50 bin kişi civarında insanlarımızı orada bekliyoruz. Ve 50 bin kişiye pilav dağıtarak yapacağız. Bu Zeytin Dalı operasyonundan dolayı, ülkenin malum sıkıntılı süreçten dolayı biz programlarımızı öteledik. Bu tür programları daha sonraki tarihlere erteledik. Ancak şunu da söylemek isterim ki engelli kardeşlerimize Hollanda'da 20 tane engelli akülü araç getirerek ilçemizde dağıttık. Hala bunları yapıyoruz. Şu anki projemizde zannediyorum bunu da Ağustos ayında gerçekleştireceğiz. Projemiz üzerinde çalışıyoruz. Kısaca bilgi vereyim. Tosya'da evinde engelli olup tedavi görmek isteyen kardeşlerimizin evine tedaviyi götüreceğiz. Yani bu ne demek oluyor? Cihazları o kardeşlerimizin kendilerine göre siparişlerini şu anda çalışmaları başlattık. Alıp cihazları burada yaptıracağız. O cihazları Tosya'ya evlerine götürüp kardeşlerimizi evlerinde bir nebze de olsa onların acılarını dindirmek, toplumumuzda kazandırmak üzere. Başkanım o zaman şöyle yapalım mı? Buradan bütün engelli kardeşlerimize, bütün hastanelerdeki hastalarımıza, değerli hocam, hepsini Rabbim şifalar versin diyelim. Amin. Ama bizim Üsküdar'da beni her hafta izleyen, gerçekten benim için çok değerli kardeşlerim, Üsküdar engelli çocuklara da buradan selam olsun diyelim. Selam olsun. Onlara selam bir alkış gönderelim. Evet. Sağ olun, var olun. Cesur hocam, yani hepimiz engelli adayız. Bir evet. saniye sonra kesinlikle. Bizler de engelli olabiliriz. Bu anlamda onlar engelli değiller. Biz onların engelli görmüyoruz. Kendiler de zaten bunu kabul etmiyorlar. Biz de engelli olarak görmüyoruz. Eyvallah. Vücutlarının ufak bir yerinde bir eksikleri var. Eyvallah başkanım. Değerli başkanım, bize şimdi mesaj falan geliyor. Bizim evet, mesajlarımız bir var. Bir sanancığım bir mesajlara baksın. Yok, mikrofonum var. Şöyle orada. Bir okuyalım mesajlarımızı. Evet. Mesaj çok seri bir şekilde ve şarkı söyleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İyi yayınlar Ali Tekin Başkan'a selamlar. Musa Köyü Derneği demişler. Musa Köyü Derneği'ne selamlar, sevgiler. Selamun aleyküm. Ben Kaynarca'dan Fatih ve Ramazan İpek. İkizler. Ramazan İpek ikizler. Tüm Kastamonu sanatçılarımızı seviyoruz. Klip güzel olmuş. Değerli Yılmaz Bey ve Birsel Hanım, sizden bir şarkı istiyoruz. Konuk sanatçıya selam ederim. Değerli Ata Şenlikçi hocama ve Ramazan Yiğit ailesine gitsin demişler. Selamlar, sevgiden bizden olsun. Ali Başkanım merhaba. Tosya için çok güzel faaliyetlerde öncülük ediyorsunuz. Başarılarınızın devamını dilerim demiş ama isim yazmamış. Kapancı Derneği Ayahna. Değerli sanatçılarımız Birsen Sömek ve Yılmaz Cesur, programınız harika. Tebrik ederiz. Tüm konuklarınıza selamlar. Geçen hafta Kapancı Dernek kahvaltısına katılarak bizlerle olan Kastamonu sanatçılarımıza ve Başkan Yılmaz Cesur'a, Birsen Sömek'e, Hüseyin Subaşı'ya ve tüm ekibine derneğimiz adına teşekkür ederiz. Pınarbaşı Kapancı Dernek Başkanı Yaşar Doruk. Yaşar abicim çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Ali Başkanım merhaba. Tosya için çok güzel faaliyetlerde öncülük ediyorsunuz. Başarılarınızın devamını dilerim. Ayten Zan Sancak biraz önceki mesajın sahibi. Sevgili Yılmaz ve sevgili Birsen Hanım, programınız çok güzel. Keyifle izliyoruz. Yeğenim kıyafetin çok yakışmış. Halanın, dedenin, Ayhan'ın çok selamı var. Ay, Zonguldak'tan başkanım bu mesaj. Zonguldak'a çok çok selamlar dedeciğim. Ellerinden öpüyorum. Birsen'cim, tüm güzellikler bir arada, bir ben yokum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Biraz önce bizi aradılar Fatoş ablacığım. Önümüzdeki hafta seni de stüdyoya bekliyoruz. Sayın Ali Başkanımıza yaptığı çalışmalardan ve TODEF'i buralara kadar taşıdığı için teşekkür eder. Başarılarının devamını dileriz. Ali Tekin'i Sevenler Derneği. Başkanım, adınıza Sevenler Derneği bile oluşturulmuş. Yılmaz Bey iyi yayınlar. Ali Başkanım ve tüm konuklara selamlar. Eftal Kapucu demişler. Selamlar, sevgiler bizden olsun.
Ali Tekin Başkan'ına ve orada bulunan tüm hemşerilerimize selamlar, iyi yayınlar, başarılar diliyoruz. Bayat Köyü Yardımlaşma Dayanışma Derneği demişler. Derneğimize selamlar, sevgiler olsun. Selam Yılmaz Bey ve Birsen Hanım. Ben Kastamonu, Hedef Prefabrik Osman Haçat Araç'tan. Aslında sevgili sponsorumuz. Şimdi, Osman Haçat. Osman Haçat. Değerli dostuma buradan sevgi, kucak dolu selamlar olsun. Evet. Bu ara bizi unuttu, Tosya'ya taşındı. Ama o bizim başımızın tacı. O bizim ana sponsorumuz. Evet. Bir de Cide'de bizim Sedat Zengin'imiz var. Ona da selam olsun. Aynen. O unutuyor belki bizi izlemeyi ama onun çok yoğun işleri var. Tabii. Ona buradan sevgi dolu, kucak dolu selamlar gönderiyoruz. Selamlar, sevgiler olsun. Evet. Araç'tan selam olsun sizlere. Şu anda sizleri izleyen Palazlar Köyü'ne ve Boyalı'ya, Araç'a, Kastamonu'ya ve Türkiye'ye selam olsun. Saygılar, hayırlı programlar dilerim demiş. Osman Haçat'a şöyle kucak dolusu selamlar, sevgiler bizden olsun efendim. Allah razı olsun. Yılmaz Bey, cesurca bir program yapıyorsunuz. Memleketin sesi olduğunuz için teşekkür ederiz. Ali Tekin Başkanıma. Evet, evet. Adınıza yakışır, soyadınıza şimdi yakışır bir saniye program. Abisi. Şimdi değerli başkanım, şimdi bizim programımız belli, konseptimiz belli. Bazen üzülüyorum. Çünkü Kastamonu'nu 1,5-2 milyondan bahsediyorsunuz değerli başkanım. Ama hadi dediğimizde 200 kişi bulamıyoruz. 300 kişi bulamıyoruz. Yani ya derneklerde bir eksiklik var. Kopukluk var. Yukarıda. Ya da bizde bir eksiklik var. Estağfurullah. Şimdi değerli başkanım. Bir dernek düşünün. Dernek Kastamonu Şempazar Federasyon Derneği. Ya da Şempazar Azdavay Federasyon Derneği. Kastamonu Sanatçılar Derneği var. Şempazar Federasyon Derneği, Kastamonu Sanat Kurumu Derneği araması mı lazım, aramaması mı lazım? Kesinlikle. Başkanım lütfen mikrofon alır mısın? Araması mı lazım, aramaması mı lazım? Kesinlikle araması lazım. Biz bir bütünüz. Şimdi aramıyor. Aramadığı zaman da biz Kastamonu Sanatçılar Derneği olarak üzülüyoruz. Şimdi hocam da bak, hocam gerçekten zamanı yok. Avrupa'yı dolaşıyor. Seminerler veriyor. Ve hocamızı Kastamonu'da tanımıyoruz ya. Tanımıyoruz. Hocamızı Cide'de işte 3-5 dernek tanıyor, gerisi tanımıyor. Şimdi ben hocamı tanınmasını istiyorum. Dünyada seminerler veren, milyonlarca öğrencinin karşısına gidip öğrencilere ders veren bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi biz bunu, neden biz bunu ileri almıyoruz? Neden Ali Tekin Başkanıma bir yerde çıktığı zaman gerçek konuştuğu için kızıyorlar? Ali Tekin Başkanı'nı ben 5 yıldan beri tanıyorum dostlar. Ali Tekin Başkan hiçbir zaman babasının oğlu da olsa söyleyeceğine çatır 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 söyler. O yüzden de takdir ediyorum, takdir edeceğim. Şimdi biz sanat elçileri olarak, Kastamonu sanat elçileri olarak başkanım, biz dernek kurmuşuz ve bu dernekte bizim Kaster Dernek Federasyon Başkanım Sayın Orhan Gümüş'e buradan saygılar sunuyorum. Gerçekten emek vermiştir. Emek vermiştir. Ama şimdi başka programlar yapıyorlar. Bakıyorum programlarda işte bilmem başka bir yörenin sanatçıları var. Tabii ki olacak. Ama bizim Kastamonu sanatçılar nerede? Şimdi efendim ben istiyorum ki, arzu ediyorum ki sevgili dostlar, değerli Kastamonular, arzu ediyorum ki her dernek başkanı artık derneğindeki faaliyetle ilgilenmesi lazım. Dernek başkanı bir tane yardımcısını sanat koluyla alakalı görevlendirmesi lazım. Sanat kolu da bunu nasıl yapması lazım? Kastamonu Sanatçılar Derneği'ni arayıp istişare etmesi lazım. Biz artık ileri bakmamız gerekiyor. Birlik, beraberlik olmamız gerekiyor. Onun için ecdadımızın yaptığı gibi bizler de bunu yapmak zorundayız. Değerli başkanım, o yüzden sizden bu konuyla alakalı lütfen birkaç kelam istiyorum. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Evet. Bizi de kovsunlar, hiç umurumuzda değil. Şimdi çok açık ve net konuşmamı istiyorsanız. Kesinlikle. Çünkü burası... Biz sivil toplum kuruluşları olarak, sivil toplumu temsil eden hemşerilerimiz, değerli dostlarım, sivil toplumu siyaseti kullanmak adına yapmayın. Sivil toplumu ticareti kullanmak adına yapmayın. Lütfen sivil toplum başkanlığı demek bize göre hemşerilerine ve bölgene hizmet etmektir. Kucak açmak. Hizmet adına hareket etmektir. Dolayısıyla biz sivil toplumu böyle yapıyoruz. Yılmaz Hocam, biz şimdi size kaç kişi geleyim diye sordum bugün.
ne kadar gelebilirseniz dediniz. Stüdyomuz zaten dolu diye. Bir de iş günü diye çok fazla şey yapmadık. Emin olun yarın sahaya 15 bin kişinin dediğinizde öyle bir ekibim var ki Tosya 15 kişi sahada olur. Evet, büyük bir alkış. 25 bin kişinin dediğinizde evet, başkanım. Tosya yarın 25 bin kişi sahada olur. Bunu ben tek başıma yapmıyorum. Bu bir ekip işidir. Bunu yönetim kurulu arkadaşlarımla, dernek başkanlarımla, ben buradan Tosya dernek başkanlarıma kucak dolusu selamlar söylüyorum. Ben yine buradan Tosyalı siyasette uğraşan, bakın siyasetle diyorum, AB Partisi demiyorum, tüm hemşerilerime bak kucak dolusu selam gönderiyorum ve özellikle muhtarlarımıza, abi senin baban muhtar mı derler değil mi? Evet. Senin baban başkan mı demezler. Dolayısıyla özellikle muhtarlarıma çok selam gönderiyorum. Biz evet. Hepimiz bir, bütün birlik içerisinde hareket etme olgusunu insanlar artık bunu almaları lazım. Bu olguyla yürümemiz lazım. Bir olmamız lazım. Dolayısıyla biz birlik beraberlik içerisinde yürüdüğümüz sürece Allah da bizimle beraber, insanlar da bizimle beraber, biz de doğru yolda olduğumuza inanıyoruz ve yürüyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Evet, hocam da bu konuyla alakalı birkaç kelam siz de derseniz hocam. Evet, tabii ki. Şimdi bütün bunların altında iyilik, iyilik, iyilik. Şimdi sorsam size, efendim deseler ki cennet nerede bilir misiniz? Bak ben size söyleyeyim. Cennet nerede? Bir annenin ayağı altında, ya bir babanın duasında, ya bir fakirin gülüşünde, ya bir yetimin saçında, ya da bir seccadenin başında. Cenneti mi arıyorsun? İşte orada ara. Ne dedi başkanımız engellilere? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam engellilere öyle değer vermiş ki Medine dışına çıkacağı zaman yerine vekaleten bıraktığı Abdullah İbni Mektum engelli ama bir sahabidir. Bu engelliye verdiği değerdir. Onun için işte iyilik iyilik cenneti arıyorum, cenneti arıyorum. Söyledim size cenneti. Buralara bakarsanız kıymetli dostlar cennet buralarda. O bir fakire bir dokunursun ya, onun yüzündeki o güler yüz, işte o yüzün arkasındadır cennet. Onun için bizlere düşen şudur, inanan insanlar olarak, her daim Allah'ın emirleri ve yasakları karşısında sadakatle ve teslimiyetle bir duruş sergilemektir. Kim gibi? Hazreti Ebu Bekir gibi. Sıddık diyoruz bakın. İşte sadakat, doğru olmak. Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni. Hakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni diyor. Müstakim, doğruluk, doğruluk mutlaka oraya başarıya çıkacaktır. Evet, bütün bunların yanında şükreden, bütün bu iyilik, merhamet, güzelliğin yanında şükreden insan ne diyoruz? Rabbini bilir. Bakın bunu unutmayın lütfen. Şükreden insan Rabbini bilir. Rabbini bilen insan da haddini bilir. Neymiş? Rabbini bilen insan da haddini bilir. Çünkü bizim Rabbimiz buyurur ki Estaizu billah innehu la yuhibbul mu'tedin. Sevmediğim insan gruplarından birisi de haddini bilmeyenler. Bakın çok enteresan. Haddini bilmeyenler. Herkes haddini. Ne diyor Mevlana? Yüzde ısrar etme. 90 da olur. İnsan dediğinde 90 da olur. Sakın büyüklenme. Elde neler var? Bir ben varım deme. Yoksan da olur diyor. Hiçbir zaman, hiçbir zaman işte bu haddi bilmektir. Biz haddimizi bilirsek, haddimiz edep, adab, her şeyin başı bu. İlim meclislerinde aradım kıldım talep, ilim geride kaldı. İlla edep, illa edep. Edep bir tac imiş Nuri Hüda'dan, giy ol tacı, emin ol her beladan diyor. Allah bizlere
edep tacını giyebilmeyi nasip etsin. Onun için söz kalırsa, vakit kalırsa Beraat Kandili ile de alakalı son efendim toparlarız. Var hocam, ve şöyle sözümüz diyelim, olacak. Sözümüz olacak. Şunu diyelim. Cevahir varken pul neye yarar? Aczini bilmeyen kul neye yarar? Herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Mevla'ya varmayan yol neye yarar? Allah bizim yollarımızı kendisine çıkarsın. Amin. Mevla'ya çıkarsın. Oraya çıkıyorsa korkma. Esenliktesin. Yüce hadisi kutsi'de ne diyor Rabbimiz? Bakın çok önemli. Kulum ya Rabbi derse buyur kulum dememekten haya ederim diyor. Kul Rabbine öyle yaklaşacak. Ya Rabbi, ya Rabbi. İnşallah iyi olacak, güzel olacak. Allah bizleri iyilikten, doğruluktan, haktan, hakikatten, adaletten, müstakim olmaktan ayırmasın. O güzellikler yolunda daim etsin sağ olun, diyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet, devam edelim Birsen'cim. Devam ediyorum kaldığımız yerden. Yılmaz Bey, cesurca bir program yapıyorsunuz. Memleketin sesi olduğunuz için teşekkür ederiz. Ali Tekin Başkanıma ve tüm konuklarınıza selamlar. Çiftar Köyü Muhtarı Ekrem Eski. Ali Tekin Başkanımıza başarılar diliyorum. İyi yayınlar. Çaybaşı Köyü Bekir Yazıcı. Çaybaşı Köyü'ne selamlar, sevgiler olsun. Ali Tekin Başkanımıza başarıların devamını diliyorum. Aşağı Kayı Köyü Dernek Yönetimi İsmail Şimşek. İsmail Bey'e de selamlar, sevgiler olsun başkanımıza. Ali Başkanıma ve orada bulunanlara bulunanların nezdinde Tosya'ya ve tüm Kastamonu'ya selamlar. Hasan Nalca demiş. Selamlar, sevgiler bizden. Ali Tekin Başkanımıza ve tüm ekibe bize bu gururu yaşattığı için teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Esat Paşa, Hasan, Aysel Çiftçi. Başkanım, mesajlar hep size gelmişler. Ne kadar güzel bir gurur bu. Yani ben burada özellikle Tosya Çifter Köyü Muhtarım Sayın Ekrem Eski'ye çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir mesaj gönderdi. Ben Tosya'nın Çifter Köyü'ndenim. Hemşerilerim, gerçi biz burada ayrımcılık yapmıyoruz. Bilmiyoruz. Ancak şu anlamda köyümün muhtarı evet. Sayın Ekrem yani. Eski. Başarılar diliyorum sana ömür boyu. Çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Evet Birsen'cim. Hayırlı akşamlar. Ben Çaybaşı Köyü'nden Ayhan Yılmaz. Ali Tekin Başkan'a selam ve başarılar. Programımızı zevkle izliyoruz. Tosya Çiftar Köyü'nden selamlar Cemil Kapıcı. Artvin Hopa Sundurma Mahallesi Muhtar Adayı Sayın Adnan Gedik. Sundura'da ve güzel hopamızda yaşayan herkese saygı ve sevgiler sunarım. Programı beğeniyle izliyoruz. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar demişler. Artvin Hopa'ya da selamlar, sevgiler olsun. Karadeniz'in bir köşesi ve en güzel köşelerinden bir tanesi. Ali abi, iyi yayınlar. Bütün Tosyalılar seninle gurur duyuyoruz demişler. Ya. Bizler de gurur duyuyoruz. Birsen'cim bir şarkı söyle. Dinleyelim. Şarkı söyleyelim. Evet. Şöyle bir oynayalım evet, o zaman. Evet, oynayalım. Tamam, hadi oynayalım o zaman. Hep birlikte. Thank you.
Evet dostlar. Çaylarımızı koyduk, ekranları başına döndük. Değil mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bizim burada her hafta bizimle beraber Ümit kardeşimize, Ümit Yılmaz'a buradan büyük bir alkış istiyorum ben. Evet. Canım benim. Bize hep emek veriyor. Her hafta bizi yalnız bırakmıyor. Alıyor tatlısını, geliyor. O çok güzel bir yürek. Aynen öyle. Çok güzel. Gel bir yanıma 2 dakika. Gel. Gel yanıma. Gel yanıma biraz. Hadi 1-2 kelam et bakayım. Gel. Evet. Şöyle geç. Evet, bir alkış istiyoruz abi. Bizleri yalnız bırakmayan ekran başındaki seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. 81 milyon bu programı izliyor. 81 milyon bu programı izliyor. Herkesten Allah razı olsun. Askerlere selam Kastamonu, söyle. Kastamonu dünya kültür başkenti. Kastamonu'muzu tanıttığı için Yılmaz Cesur Başkanımıza, Birsen Sömek Hanımefendi'ye gerçekten teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kastamonu dünya kültür başkentidir. Biz bunu 17 bin evliyamızla ispatladık. Yine ispatlarız. Gördüğünüz Cesur Başkanım, anlatmaya gerek yok. Her hafta evet, zaten askerlere selam. Geliyorum. Buradan Emre Öz kardeşimize ve bütün Mehmetçiklerimize saygılar, sevgiler. Biz doğduğumuz günden öleceğimiz güne kadar askeriz. Kastamonu'dan cesur insanlar çıkar. Sağ ol. Buradan Yılmaz Cesur Başkanı'na teşekkürlerimi tekrar sağ ol kardeşim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Ne mutlu bizlere. Evet. Başkanım, hazır ayaktayken şu güzel çiçeği almak istiyorum. Lütfen. Bu güzel çiçeği almak istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Çünkü her hafta gerçekten bizleri onurlandırıyor stüdyomuza gelerek. Rize Kalkandereli, Hasan Uzun, Yılmaz Cesur ve Birsen Hanım'a böylesine güzel bir program çıkarttıkları için kendilerine sonsuz teşekkürler ve Mavi Karadeniz ailesine sonsuz teşekkür eder. Bize İstanbul'da Karadeniz'in rüzgarını estirdikleri için başarılarının devamını dileriz demiş. Kendisi Kastamonu'nun eniştesi. Çünkü eşi bir İnebolulu. Birsenciğim. Efendim başkanım. Hemen. Safiye ablamızı alalım değil mi? Evet. Safiye ablamızı alalım. Safiye ablayı böyle bir alalım bakayım. Ağzı Safiye diyelim o zaman. Baş üstüne. Evet. Tabii Ali Tekin Başkanımızın getirmiş olduğu çiçeğimiz var. Ali Tekin Başkanım zaten canım. Çok teşekkür ederiz. Yani çiçekçimizin ismini söyleyemiyorum ama Mustafa Atlı Bey'e gerçekten sonsuz teşekkürler. Böylesine güzel çiçekler hazırlayıp bize gönderdiği için. Evet. Azlı Bay Bayır Bayır diyelim mi? İstediğini söyleyebilirsin. Allah. Hadi bakalım. Evet. Hadi abim. Kastamonu oynasın, Türkiye oynasın ablam. Thank you.
Süpersiniz, süpersiniz. Evet. Evet, az da vayla bulaşın. Doyum şimdi, olmuyor, doyum he? Olmuyor. Mikrofona konuş, mikrofona mikrofon konuş. Mikrofon kapalı ki herhalde. Şimdi efendim, Azdavay'la mikrofona konuş. Azdavay'la Safiye ablayla çok güzel projeler olacak inşallah önümüzdeki günlerde. İnşallah başkanım. O yüzden sürpriz. Buradan sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Olsun. Bana da sürpriz galiba. Evet, sana da sürpriz. Evet, bir bana alkış istiyoruz. Alkışlarla yerini alıyoruz. Buyurun. Şimdi aslında ben oturmadan bir selam göndereyim. Oradan selam gönderelim. Öyle mi? Oradan tamam, selam. Oturduğun evet. Yerden seni yormayalım. Oturduğun yerden selamlarını gönderirsin. Çünkü şimdi mesaj atıyorlar. Değerli başkanım, şimdi biliyorsunuz bizim süremiz birazcık kısıtlı. Daha doğrusu sürenin biz nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Sizin gibi değerli konuklar olduğu zaman gerçekten zorlanıyoruz. Böyle zamanımız daha çok olsun istiyoruz. O yüzden sizin son sözlerinizi böyle istirham ediyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben başta Tosya Kaymakamım, Tosya Belediye Başkanım olmak üzere tüm muhtarlarımıza, yönetim kurulu arkadaşlarımıza, dernek başkanlarımıza, Tosya'daki oda başkanlarımıza, köy ve mahalle muhtarlarımıza, Tosya'daki basınımıza, tüm hemşerilerime kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Biz birlik, beraberlik içerisinde bir bütün olarak herkesle birlikte çalışıyoruz. Ben hepsine sizlerin huzurunda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ ol, selamlarımı, saygılarımı, sağ ol. Evet, hürmetlerimi başkanım, gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ ol. Evet değerli hocam, sizden de birkaç kelam alalım. Evet. Şimdi yine burada bizim çok değerli CSR Elektronik Genel Müdürümüz, kurucu müdürümüz, evet. Genel müdürümüz var. Onu buraya, benim birazcık amcaoğludur. Onu buraya alacağız, sahneye tamam. Alacağız. O yüzden. Evet. Evet. Ben özellikle şahsınıza Yılmaz Cesur olarak ve aynı zamanda da Kastamonu Sanatçılar Derneği Başkanı olarak İlimize, güzel Kastamonu'muza yaptığınız hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah sağlık, afiyetler versin, uzun ömürler versin. Bütün sanatçı arkadaşlarınızla beraber o güzel ilimize daha nice hizmetler yapabilmenizi yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Sizi yakinen tanıyorum, seviyorum. Milli ve manevi değerlerine bağlı, tertemiz kalmış, başta ülkesine ve sonrasında da Kastamonu'ya hizmet etmeye gayret eden bir kardeşimiz olduğuna şahidiz ve tebrik ediyorum. Ben son sözlerimi şöyle hemen müsaadenizle bitireyim. 30 Nisan Pazartesi günü beraat kandili. İsminden de anlaşıldığı gibi beraat etmek. O akşam kim ne dua ederse, Rabbinden ne isterse, günahına, sağlığına, afiyetine, iyiliğine, efendim o akşam yüce Rabbimizin vaadidir. Şimdiden 30 Nisan Pazartesi akşamı Rabbim sağlık afiyetle ulaşabilmeyi nasip etsin. Biliyorsunuz 3 ayların ikisi Şaban ayındayız. Kandilinizi tebrik ediyorum. Rabbim arkasından sağlık afiyetle Ramazan-ı Şerif'e ulaşmayı cümlemize ve cümle ekran başında bizleri dinleyen, ekran başında olamayan bütün Müslüman kardeşlerimize yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Son söz olarak sıhhat ve afiyet temennilerimi iletiyorum. Feyyaz-ı mutlaktan Cenab-ı Allah Celle Celaluhu dâreyn, dünya ve ahirette sermedi saadetler, güzellikler, sağlık, afiyetler vermesini diliyorum. Ve sizleri emanetlerin hiçbir zaman kaybolmayacağı, rahmeti, mağfireti, bereketi bol olan yüce Rabbime, ekran başındaki bizleri sabırla dinleyen bütün dostlarımızı, stüdyodaki dostlarımızı, buradaki konuklarımızı ve Yılmaz Cesur kardeşimizi Rabbime emanet ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Kalın sağlıcakla, olun Allah'a emanet diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. İnşallah bir başka programda davet ederseniz seve seve. Sizi Ramazan ayında bizim projemiz var. Evet. Cemil Kaya bizim sevgili dostumuz. Bu akşam yine işte biz Ahmet Yılmaz yönetmenimizle birlikte evet, bir istişare ettik. Tamam. Cemil Kaya dostumuzla böyle bir projemiz olacak inşallah. Hep birlikte ona da buradan selamlar olsun. Bizi izliyor şu evet, an. Evet, biz de selamlarımızı, sevgilerimizi olsun. İletiyoruz. İnşallah güzel bir proje olacak. Bu projenin içinde siz kesinlikle olacaksınız. İnşallah. Çok sağ olun, var olun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili ablacığım,
güzel insan, Kastamonu'nun gülü. Evet, birkaç kelam da siz ederseniz. Ben de sayın başkanıma, sayın hocama ilk önce teşekkür ediyorum bizleri yalnız bırakmadığı için. Çünkü bizleri yalnız bırakmadığı için diyorum, çünkü bu program bizim programımız. Evet, teşekkür ederim. Kastamonu programı. Yılmaz Bey'in programı demek. Tabii, tanıştık, biliyorum, biliyorum. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu ekran başında bizi seyreden bütün Kastamonu'ya, bütün sevenlerimize daha doğrusu teşekkür ediyorum. Bizleri izlediği için onlara selam gönderiyorum. Saygı bizden. Evet. Güzellik, güzellik. Şimdi efendim. Benim aklıma geldi bu kadar. Kusura bakma. Bizim gerçekten Kastamonu'nun çok güzel yürekleri var. Aynen, gerçekten evet. Çok güzel. Bir sencim alayım seni böyle. Çok güzel yürekleri var. Sanayide olsun. Yani İstanbul'da gerçekten köklü firmalarımız. Gurur duyuyorum. Ciddi anlamda gurur duyuyorum. Tabii ki. Yani Kastamonu İstanbul'a aslında yani sanayide damga vurmuş. İş adamlarıyla. Bir de istiyoruz ki, biz aslında istiyoruz ki Kastamonu İstanbul'da, Türkiye'de işte vekiliyle, belediye başkanıyla, meclis üyesiyle, emniyet müdürüyle, kaymakamıyla, Zafer abimiz var Ataşehir'den, selam olsun. Selamlar, sevgiler, selam olsun kendisine. O yüzden yine aramızda gerçekten çok değerli bir iş adamımız. Evet. Onu özellikle ben buraya davet etmek istiyorum. CSR Elektronik Genel Müdürü İsmail Cesur. Evet, alkışlarla sayın başkanım böyle alalım sizi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şerefler getirdiniz. Emmi oldu diyorum sana. Emmi oldu da. Buyurun. Hoş geldiniz başkanım tekrardan. Şeref verdiniz. Değerli başkanım. Evet. Böyle birkaç kelam. Sevgili hemşerilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Böyle güzide bir program yaptığın için de sana teşekkür ediyorum. Sağ ol başkanım. Yani seninle tanışmak müthiş bir olay ve soyadımız da aynı. Evet. Cesur. Emmioğlu. Şimdi Kastamonu diyoruz. Kastamonu deyince. Şöyle. Kastamonu, şöyle Kastamonu deyince evet. Yüreklerimiz sızlıyor. Kastamonu sevdalısı olmak. Kastamonu'nun bir özelliği var arkadaşlar. Kastamonu sevdalısı terimiz sanıyorum ki sadece Kastamonu'da var. Onun için Kastamonu'lu bir iş adamı olarak gurbete gelen bir Kastamonu ta Tosya'nın aşağı Kayıköy'ünden 1980'li yıllarda İstanbul'a geldik. Niçin geldik? Ekmeğimizi kazanmak için, aşımızı kazanmak için geldik. Babalarımız zengin değildi, hepsi fakirdi. Kesinlikle, çiftçi. Kazma kazdılar. Kazma evet. Kazdılar. Kesinlikle. Kapı yaptılar, biz tosya. Kapı yaptılar, ya, çerçeve yaptılar. Doğru diyorsun. Yaparız. Marangozluk yaptılar. Bizler hasbelkader çalıştık ve sanayici olduk. Elektronikçiyim ben. Elektronik imalatıyla uğraşıyorum. Makinalarla uğraşıyorum, üretim yapıyorum. Ve Kastamonu'lu olarak İstanbul'da takriben 600 bine yakın oyumuz var arkadaşlar. 600 bin. Yani 1,5 milyon, 2 milyon Kastamonu'dan bahsediyoruz. Bir tane belediye başkanımız yok. Bir tane yeni bir milletvekilimiz oldu. Onun dışında 30 yıldan beri Kastamonu'dan ne belediye başkanı ne bir milletvekili, bir tane de bakanımız oldu sadece. Bizleri böyle büyük bir gücü Kastamonu'yu parlamentoda temsil etmek gerekiyor. İsteriz değil mi bunu? Hepimiz. Kesinlikle. Yani bir kapımızın olmasını. Kesinlikle. Bir kapımızın olmasını. Bakanımız demişken buradan Murat Başeskoğlu bakanımın ellerinden öpüyorum. Evet. Gerçekten aynen, ben de örnek, ellerinden öpüyorum. Örnek, gerçekten örnekli bir, duruşuyla tam Rabbim bürokrasi olarak yaratmış. Ona teşekkür ediyoruz. Evet. Gururumuz o bizim. Evet. Bizler de sanayinin derdini, sanayinin içini bilen, işçiliği bilen, üretimi bilen, çalışmayı bilen insanlar olduğumuzu düşünüyoruz. Ve Kastamonu'yu da en iyi ve Kastamonu'yu en iyi şekilde parlamentoda temsil etmek istiyoruz. Ben AK Parti 3. bölge, İstanbul 3. bölge milletin vekili adayım. Milletin vekili, 81 milyon adayım. Allah nasip ederse. Büyüklerimize bizi vekilliğe layık görürse, halkımıza vekilliğe layık görürse, orada en iyi şekilde hem Kastamonu'muzun hem Türkiye'mizin 81 milyon insanını temsil edeceğimizi bilin. Çünkü biraz önce Ali Başkan'ın ne dedi?
Tosya Federasyon Başkanım. O atom karınca falan değil. Herkül o. Başkanım gelsene. Öyle bir Herkül. Başkanım gelsene. Dünyada ne görülmüş ne duyulmuştur. Tosya gibi. Kaç nüfusu bizim Tosya ya başkanım? 46 bin miydi? 41 bin. 41 bin nüfusu olan Tosya Federasyon Başkanı 26 bin kişiyi, 30 bin kişiyi meydan mitingi yaparcasına, pilav gününe bir hareketiyle doldurabilen bir insan. İşte Tosyalı, Kastamonlu bu arkadaşlar. Kastamonlular birlik olduğu zaman birçok şeyi başarabileceğini ben çok iyi biliyorum. Niye? Çünkü Kastamonlu insanı üretken, Kastamonlu insanı her zaman söylüyorum çalışkan. Devletini, milletini seven, Kurtuluş Savaşı'nın kaderini değiştiren, Kurtuluş Savaşı'nda en büyük, en fazla şehidi veren Kastamonu'dur. Arkadaşlar Çanakkale içinde Aynalı Çalakçı türküsü Kastamonu türküsüdür. Çanakkale'de yazılmamıştır, bir başka yerde yazılmamıştır. Onun için hangi partiden olursak olalım, bizler biraz önce başkanımın dediği gibi siyaset üstü olmak zorundayız. Ama ben AK Partiliyim. 40 yıllık siyasetçiyim. Ondan dolayı bir başka partiden olur. Fark etmez. Başkanım biraz önce bunları güzelce anlatmaya çalıştı ve anlattı. Bizim artık Tosyalı'yı, İnebolu'yu, Şempazarlı'yı, Şempazarlı'yı, Küreği 19 ilçesinden evet. Ve 19 tane milletvekilini göndermek zorundayız. Milletvekili çıkartmak, bakan yapmak zorundayız. Onun için bütün Kastamonulu gurbetteki kardeşlerimin, cefakar kardeşlerimin bu konuyu iyi değerlendirmesini ve milletvekili adayı olan kardeşlerini desteklemelerini istiyoruz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Sayın Emmioğlu sana da çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Tamam mı? Ne demek? Bundan sonra seninle gerçekten Emmioğlu oldum. Çünkü çok teşekkür ederim. Cesur soyadında Kastamonu'da biri olduğunu bilmiyordum. Evet. Sen değerli başkanım seni böyle alalım biz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. Size. Böyle oturun. Sayın başkanım seni çok teşekkür ediyorum. Evet. Her zaman Ali Başkan desteğini eski bu milletin faydasına olacak ve bu milletin faydasına özellikle Kastamonu'nun ve Tosyalı'nın faydasına olacak her şeyi yapıyor Sayın Başkanımız. Sana teşekkür ediyorum başkanım. Başkan da aynı zamanda benim akrabam. Efendim şöyle gelebilir misiniz? Bu Çanakkale türküsünün en azından bir, böyle evet. Dur başkanım. Ben de sayın vekilim yolunuz açık olsun. Allah razı olsun kardeşim. Evet Çanakkale bir... Her siyasi partiden hemşerilerimizi desteklemeye hazırız. Teşekkür ediyorum. Evet. Yolun açık olsun. Tebrik ediyoruz. Desteklerimizi. Bizim için en büyük mutluluk olsun. Dokunma!
Dokunma şehidime, rahat uyusun. Onlar ölmedi, ölmeyecek. Bu vatan asla verilmeyecek. Bu vatan asla verilmeyecek.